Selam arkadaşlar, Öcür'ün Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen çok uzatmadan arkadaşlar videoya geçmek istiyorum. Saçlarımın dibini boyayacağız. Biliyorsunuz ki ben sarı saç kullanıyorum. Birkaç gündür, bir süredir sarı saç kullanıyorum ve diplerim geldi. Şöyle göstereyim size. Birazdan daha detaylı göstereceğim tabii ki ama kullandığım ürünleri göstereceğim size. Şimdi bakın, öncelikle saçımı diplerine bunu süreceğim, tamam mı? Bu sadece açık sarı olan rengi. Yetmezse diye bir de bunu aldım ama bunda küllülük de var. Yani bak, şu normal açık sarı eğer yanında bir olursa küllü sarı oluyor. Küllü sarı da eğer saçlarınızın dipleri açıldığı zaman turunculaşıyorsa benim gibi. Benimki turunculaşıyor. Siz de yanında bir yazana alın ve o şekilde kullanın. Eğer daha önce hiç saçınızı boyamadıysanız da öncelikle şunu söylemeliyim ki ben bir kuaför değilim. Yani ben bu konuda çok bilgisi olan bir insan değilim. O yüzden hani sırf bana güvenerek de saçınızı boyamayın. Çünkü yakarsınız makarsınız bir şey olur. Bilemem yani. Ben uzun zamandır boyuyorum saçımı. Bu sefer de normalde kuaföre gidebilecekken aslında kendim boyayayım dedim. Aldım marketten hazır gitmişken. Çünkü bayağı kötü duruyordu. Bu arada bakın, dikkatli bakın. Saçlarım ameliyattan beri ilk defa boyanıyor. Sanırım. Yok. Ameliyattan sonra ilk defa. Tamam. İlk defa kendim boyuyorum ameliyattan sonra. Biliyorsunuz ben şakak germe ameliyatı oldum. Şurada da yara izim var. Şöyle yakından göstereyim mi size? Burada saç yok. Yani bunu bana doktor söylemişti. O kısma dikkat ederek, onun birazcık iyileşmesini bekledim aslında. Ona dikkat ederek saçlarımı açmaya çalışacağım, boyamaya çalışacağım. Umarım güzel olur. Ben bu konularda yeni değilim. Buralara dün gelmedik yani. O yüzden güzel bir iş çıkaracağım düşünüyorum. Fark ettiyseniz şuralarda hafif böyle bir kızıllık var. Böyle bir yani çiğ bir sarı rengi var. Önce bunu boyayacağız. Yani anladınız. Bunu da dibimi boyayacağız. Ondan sonra da bir de bununla cila gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani tüm saçı şundan böyle bir uygulamayı düşünüyorum. Böyle bir geçmeyi düşünüyorum. Çok da dikkatli boyamasam da olur. Hadi başlıyoruz, hemen başlayalım. Çabuk hemen başlayalım. Geldim. Saçlarımı yandan topladım böyle. Önüme şey olmasın diye. Şimdi malzemelerimi bu bir tane kasede karıştıracağım. Sonra bu fırçayla da süreceğim. Sizin eğer böyle bir fırçanız yoksa bir milyonculardan falan edinmenizi tavsiye ediyorum. Bunlar çünkü tam saç boyamak için olan fırçalar, normal bir şekilde olmuyor yani. Olmuyor, beceremez. Söyleyeyim baştan. Şöyle şeyler çıkıyor. Bakın bunlar ne? Eğer ilk defa boyayacaksanız göstermiş olayım. Bu saç maskesi. Bunu en son saçınızı korumak için kullanacaksınız. Bu krem boyayla bu oksidanı karıştıracağız. Bu eldivenlerimizi de takacağız tabii ki de başladığımız zaman. Sonrasında direkt boyamaya başlıyoruz. Bu arada neden acele ettiğimi de söyleyeyim size. Ben derse gideceğim. Derse yetişmem lazım. Kaç gündür yani derse 12 gibi falan gidiyorum yani. Bayağı geç gidiyorum. Onu bekletmemek için, vokal koçumu bekletmemek için hızlı bir şekilde şimdi boyamı döküp saçlarımı boyamaya başlayacağım. Oraya gittiğimde de hemen editlerim. Sonra da hemen yüklerim. Sonra da siz hemen izlersiniz. Ya bir de aslında yarın da yükleyebilirdim bu videoyu ama bugün pazar. Siz pazar günleri okula gitmediğiniz için bugünden eğer yaparsam izlersiniz, o şekilde uyursunuz diye düşündüm. Ne kadar da düşünceli bir kızım. Fark ettiyseniz aktif bir insanım artık. Ay bunları nasıl sıkacağım hepsini ya. Uf, çok güç gerektiriyor. Bu arada size bir soru soracağım. Konuyla pek alakası yok ama. Biliyorsunuz benim tırnaklarım şu anda protez tırnak. Kendi tırnaklarım da çok uzadı bu arada. Yarısı kendi tırnağım. Öyle söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ben gitar çalıyordum önceden canlı yayınlarda falan. Tırnaklarım kısarken. Sizce tırnaklarımdan fedakarlık edip tırnaklarımı kesip size yayınlarda gitar çalayım mı? Ne dersiniz? Bu konuda sizin fikrinizi merak ettim. Siz olsaydınız tırnaklarınızı mı seçerdiniz yoksa gitarı mı seçerdiniz? Hangisini seçerdiniz? Ben ikisi konusunda çok kararsızım. Evet, şimdi saçlarımı ortadan ayırdım tam bak. Enseden gösterdiğim yerden. Şöyle ayırdım. İki tarafta topladım. Malımız da burada. Bunu karıştıracağım. Ve sonrasında boyamaya başlayacağız. Bu arada boyamaya geçmeden önce sizden istediğim minicik ufacık bir şey var arkadaşlar. Hep videomu beğenmeyi unutuyorsunuz. O yüzden şimdi şu anda videoyu beğenir misiniz? Şimdi videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Biz hala trende giremedik yani.
Bütün TikToker'lar trendlere girdi. Herkes bir şeylere girdi böyle. Herkes trende girdi. Bir tek biz giremedik. O yüzden şimdi videoyu durdurup veya şu anda videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O kadar mutlu olurum ki anlatamam. Siz videoyu beğenene kadar burada duracağım böyle, tamam mı? Bekleyeceğim burada, beğenmenizi bekleyeceğim. Hadi bekliyorum videoyu beğenmeni. Teşekkür ederim beğendiğiniz için. Hissettim. Şimdi beğendiğini, şu anda beğendiğini hissettim. Elimde hiç eldiven kullanmayacağım. Evet, şöyle döneyim bir arkama. Bu arada ring light getirdim aslında. Ring light'a koyacaktım size ama çok çok aşırı yakın duruyordu. O yüzden dedim ki bu böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz kardeş dedim. Şimdi bak. Elimde hissediyorum burası. Arkadan bakmasam da kendi kendime dip boya yapabiliyorum. Umarım taşmıyordur şu an. Taşarsa zaten anlarım arkadaşlar. Kopar böyle. Kendi saçlarımın koptuğunda anlarım hemen. Aa derim. Bu saç derim. Taşırmışım derim. Hemen aşılır. Hop. Şuralar deyip böyle bu şekilde hızlandırarak geçeceğim burayı. Arkaya müzik de koyacağım. Sıkılmayın diye. Buraları bu şekilde tırtık boyayacağız arkadaşlar. Ay, elim iğrenç oldu. Evet, eldiveni boşuna vermemişler. Eldiven boşuna değmiş. Bunlarda ne işi var? 1, 2, 3, 4 oldu. Üst katıma yaklaştım biliyorsunuz. Ama boya yetmeyecek gibi hissediyorum. O yüzden son boyaları bitirip en son üst katı da bununla boyamayı düşünüyorum. Ve kalan kısımları da saçımın geri kalanına yedirmeyi düşünüyorum. Önce bu bitsin, sonra yani şu kısma muhtemelen yetmeyecek arkadaşlar. O yüzden eğer sizin kafanızda birincisi kadar büyükse iki kutu boya almanızı tavsiye ederim. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 geldik. Arkadaşlar bu şeye, şişenin içine dolduruluyor. Boya da, boya gül suyu gibi kokuyor. Çok saçma şu anda. Gerçekten gül suyu gibi kokuyor. Bakın. Tam dip boyamın yapılacağı yere sıkıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Yine ayırdım. Şurada dibime sürüyorum. Bakın zaten şu kulak izlerime bakın. Buralar yavaş yavaş açılmaya başladı. Şu anda sadece tepe bölgesi kaldı. Bunda 45 dakika, yarım saat falan. İşte o arada oyun falan oynayacağım. Bu seferkinde ben çok fazla umutlu değilim açıkçası. Sanki böyle yeterince açılmayacak gibi hissediyorum. Niyeyse ya. Bilmiyorum, sanki bu boya çok güzel değil gibi ya. Çünkü... Yani çok fazla renk tonumu açmadı açıkçası. Bak zaten en koyu renge bakıyorum, şu renk gösteriyor. Hani turuncumsu gibi gösteriyor. Ben böyle bir renk istemiyorum aslında. Burada da mesela koyu kahveden bu renge geçeceğini söylüyor. Ama ben bunu da istemiyorum. Bir de bu açık kahvenin sonucu yani. Bakın açık kahvenin sonucu buymuş. Ama ben bunları istemiyorum. Benim istediğim şeyler bu değil. Benim istediğim renk sarı saç rengi. İstediğim saç rengi olmazsa yarın tekrardan bir daha açarım yani. Çünkü dizide filmde oynayacağım. Dip boyamın olmaması gerekiyor. Kuaföre gidersem kuaförün tekrar açıcı uygulaması lazım çünkü. Açıcı uygulamadan yaparsak böyle olur. Anladın mı aptal?
Arkadaşlar boyayı saçımda bir saatten fazla beklettim. Şimdi yıkamaya gidiyorum. Gördüğünüz gibi kaşlarımın etrafında böyle grilik falan var. Diplerim de tam olmadı. Şimdi yıkayıp bir geleyim bakalım nasıl olmuş saçlarım. Of ya. Arkadaşlar baksanıza burası ne güzel olmuş. Burası sarı olmuş. Ama burası olmamış. Burası kahverengi kalmış. Niye biliyor musunuz? Burayla şu kısımla tepeyi farklı boyalarla boyadığım için. Halbuki ikisi de palette değil mi abi bunların? Evet. Bunların ikisi de palette. Bakın bu palette normal. Bu da palette deluxe. Hatta bu daha pahalı bile yani. Anladınız mı? Şu alt kısmı bununla boyadım. Üst kısmı bununla boyadım. Hatta bunda küllülük vardı. Bu kızıl yapmayacak diyordu. Bir baktım bu daha iyi çıktı. Nasıl oluyor yani ya? Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Zaten de banyodayken bütün makyajım aktı. Zaten de çirkin oldum. Zaten de artık beni sevmeyeceksiniz. Zaten de boya istediğim gibi olmadı. Zaten de iğrenç oldum. Arkadaşlar açıkçası bu kadar oluyor. Özetle, özetle yapacak olursak. Bakınız bu tarafa bununla boyadım. Gayet de oldu. Ama tepe kısımları olmadı. Şimdi size saçlarımı kurutup göstermek isterdim ama lakin gitmem gerekiyor. O yüzden böyle birazcık tarayıp hafif bir şekillendirip o şekilde son halini göstereceğim. Ama sonuç bu yani. Çok sinirlendim. Belki de birazcık daha bekletsem en son tepeleri boyadım ya. Belki de o yüzden tam olmamıştır. Ya da ıslak diye böyle gözüküyordur bilmiyorum. Sonuçta boyama kısmımız bitti. Arkadaşlar bu taraf daha iyi ve güzel gözüktüğü için bu tarafı çekmeye karar verdim. Burada bakın dip boya ne kadar başarılı duruyor. Ama buralarda ufak sıkıntılar var arkadaşlar. Videonun sonu bu şekilde. Sizleri seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben hangisinin başarılı olacağını göstermek için zaten yapmıştım. Zaten de kızıklandım. Sevmiyorum artık. Arkadaşlar şaka bir yana açıcı olmadan bu kadar oluyor. Ben bu kadarını bile tahmin etmiyordum aslında. Daha da turuncu bekliyordum. Çok da kötü olmamış bence. Güzel olmuş. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.